Öğle saatleri saat 12'de 4 dakika geçiyor ve Reha Ören Hülya Hikmet Kilisesi ile her hafta çarşamba ve perşembe günleri yaptığımız Kozmik Oda başlıyor. Her hafta pazar, çarşamba perşembe diyoruz ama bu hafta seyahat nedeniyle, Reha Bey'in seyahatleri nedeniyle şehir dışında olacağı için bu hafta yayınımızı Kozmik Oda'yı sadece çarşamba günleri sınırlı tutacağız. Daha sonra kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bugün yine ilginç konularla, muhtemelen çok ciddi dosyalarla geldi gene Reha Ören. Bugün fikirsizlik üzerine ciddi bir araştırma yapmış ve Türk solunun nereye gittiğiyle ilgili, açmasıyla ilgili ya da. Tabii geçen sene, geçen sohbetimizde bir fikirsizlik demiştik Türkiye'nin en büyük sorunu bir tanesi. Maalesef bu sol her ne kadar dışarıdan çok okumuş gibi gözükse de biz bu sayıda soldaki fikirsizliği anlatacağız, anlatmaya çalışacağız. Şimdi soldaki fikirsizliği anlatırsak daha sonra sağdaki fikirsizliği de anlatmamız gerekir. Gerçi görüşler sağla solda da sınırlı değil ama. Sağda, yani sağı zaten yeter kadar anlattık. Sağı zaten söylemeye gerek yok. Türkiye'de sol olması gerektiği gibi sol olsaydı sağ zaten bu kadar at koşturamazdı. Evet, yani siyasi partilerin yelpazesine baktığımız zaman bile aslında sağın çok daha egemen olduğunu görüyoruz. Çok daha baskın. İşte onu konuşacağız zaten. Evet, niye öyle? Çok daha baskın niye ve öyle? Solda siyasi yapılanma maalesef oluşturulamıyor. Evet, nereden başlıyorsun? Evet, dediğim gibi bir önceki sohbette Türkiye'deki asıl sıkıntının fikirsizlik olduğunu vurgulamıştık. Ve fikirsizlikle hayatın değişik kesitlerinden örnekler vermiştik. Ne demiştik hatırlarsanız, en kötü ihtimalle demiştik ki yani işte belediyeler asfalt kampanyası yapıyorlar, asfalt yapmıyorlar, zift kaplıyorlar ama bu konuda bir fikir beyan edecek şans bulamıyoruz demiştik. Bu bir sıkıntıydı. Bunun ötesinde tabii bilgisi olmayanın fikri de olmaz. Bu temel kuraldır. Dolayısıyla fikirsizlik aslında bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bu açıdan baktığınız zaman ne karşımıza çıkıyor? Bilgisizlik, fikirsizliğin motoru olmuş oluyor. Çünkü cahil bıraktırılmış, özellikle kasıtlı olarak cahil bıraktırılmış bir toplumuz, eğitimden uzak bir toplumuz, maksatlı olarak bu şekilde yönlendirilmiş bir toplumuz. Hal böyle olunca da birilerinin işine, emperyallerin, emperyalist güçlerin ve onların işbirlikçilerinin işine cahil bir toplum olma özelliği geliyor. Özellikle bunu yapıyorlar. Tabii beyan edecek fikri olmayanların fikirlerini beyan edebilmek gibi bir sıkıntıları da yoktur. Çünkü ne söyleyecektir adam? Öyle bir kavgası da yoktur. Yani ben çıkıp da şu sisteme karşı, bu düzene karşı bunu söylemeliyim demeyecek, diyemeyecek bir toplum yetiştirilmiştir. Türkiye'nin asıl sıkıntısı buradadır. Bu sadece Türkiye'de mi? Hayır. Dünyadaki sıkıntı budur. Çünkü bizim gibi ülkelerde emperyal güçler ve onların işbirlikçileri böyle bir toplum istemektedirler. Şimdi buradan yola çıkarsanız aklınıza hemen şunun gelmesi lazım. Millet mi, ümmet mi? Çünkü tebaa toplumu, itaat eden toplum, biat eden toplum ümmet toplumudur. Uluslaşmış bir toplum dolayısıyla fikir beyan edecektir. Hakkını arayacaktır, isteyecektir. Onun için ne oluyor? Fikir beyan etmeyen, sadece itaat eden bir ümmet toplumu meydana getiriyor. İşte Mustafa Kemal'in en büyük başarısı zaten buradadır. 1923-1938 yani 15 yıl içerisinde yüzlerce, binlerce yıllık ümmetten bir ulus çıkarmanın peşindedir. Aslında kavga buradadır. Cumhuriyetin özelliği de buradadır. Cumhuriyeti almıştır, tebaadan birey haline getirmiştir, bireyden ulus haline getirmiştir. Bu bir. Şimdi fikirsizliğimiz siyasetimizi de çuvallatıyor. Niye çuvallatıyor? Ben belli başlı birkaç kişinin dışında hiçbir kimsenin mensup olduğu partinin veyahut da kayıt olmak istediği partinin bir tüzüğünü, bir programını okuduğunu sanmıyorum. Görmedim. Yok, var bak. Okuyanlar ben var. İstisnalar kaydeyi bozmuyor. Tüzüğe de uyulmuyor. İstisnalar kaydeyi onlar bozmuyor. Onlar da çok oynuyor. Tüzüğe uyulmaması ayrı mesele. Bir parti programını okuyor mu insanlar? Yani herhangi bir vatandaş bir partiye üye olacağım derken partinin programını okuyarak mı gidiyor?
partinin programını tasvip ettiği için mi o partiyi yürüyor? Yok, futbol takımı tutar gibi. Bitti işte. Yani. Rahmetli dedem de demokrattı. O zaman ben de Adalet Partiliyim. Ben de bilmem ne partiyim. Bitti. Rahmetli babamdan bana CHP'li miras kaldı. E bitti. Ya, CHP'nin programı mı ya? CHP diye örnek vermeyelim. Yanlış anlaşılabilir. Yani kaydolmak istediğin partinin programını bilmiyorsun kardeşim. Hedefin ne olduğunu. Bilmem de bir şey değiştirmiyor. Değiştirir. Ben de çok şey değiştirir. En azından tercih hakkını değiştirir. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. O ayrı zaten. Şimdi ben onu diyorum yani Türkiye'de demokrasi var, Türkiye'de siyasi oligarşi var. Bu ayrı. Ama sen, şimdi bakın, yapılan uygulama ayrı, bireyin tercihini seçerken, okuyarak, bilerek seçmesi ayrı. Şimdi garabet şurada, evine bir kedi alacaksın, bir köpek alacaksın, cinsiyetine bakıyorsun, türüne bakıyorsun. Ama ülkeyi yönetecek bir siyasi partiye girerken onun programına bakmıyorsun. Doğru. Garabet burada. Evet. Sıkıntı burada yani. İşte bilmem kim, ulan iktidara hangisi yakınsa ya da iktidar olma ihtimali hangisi yüksek, gidip o partiye üye oluyoruz. Niye üye oluyoruz? Ülke için falan filan değil, siyasi çıkarlarımız için. İşte benim arkadaşım il başkanı oldu. Yarın seçim alırsa bilmem nerede oğluma, kızıma bilmem nerede iş bulabilirim. Veyahut da işte milletvekili arkadaşım bana belki bir şey yapabilir. Veyahut belediye başkanını destekliyorsun. X partiden, B partiden. Senin kendi adayın olsa dahi ona daha bir yaklaşma içerisine giriyorsun. Niye? Burada kimse kimseyi kandırmaz. Bunun tek amacı var, şahsi çıkarlar. Yani ben A partiliysem A partinin belediye başkan adayı için çalışıyorum. Ama B partinin belediye başkan adayı belki benim belediye başkanımın çok daha basit, çok daha nosyonlu. Ama ben bunu görmezden geliyorum. Niye? Çıkarlarım söz konusu. Oğluma, kızıma iş bulabilir miyim, bilmem ne, bilmem ne yapabilir miyim, ihale alabilir miyim, şu ya da bu vesaire. Şimdi bu nedir? Bu temelde baktığımız zaman bir toplum cehaletini ortaya koyar. Biz cahil bir toplumuz. Şimdi kahvedeki Mehmet Efendi'nin tarladaki Ayşe teyzenin cehaleti bambaşka bir şey. Onun cehaleti masumiyettir, saflıktır aslında. Ama ben asıl okumuş cahillerden korkuyorum. Bile isteği yanlışa evet diyenlerden. Okumuş cahillerden korkuyorum. Şimdi adam yazıdan yabandan çıkmış, hasbelkader liseyi, ortaokul liseyi bitirmiş, üniversiteye girmiş, şansı yaver gitmiş. Efendim bir de yurt dışına çıktıysa yandık. Bu adam artık ne Anadolu'yu bilir, ne çıktığı köyü bilir, ne bilmem neyi bilir. Şekli şemali değişir, entelbeşir, dantelbeşir, konuşması değişir, kelime haznesi değişir, tavrı değişir. Şimdi kürsü sahibi olursa hele hele bakıyorsun tamam, tamamen farklı bir hale gelir. Niye? Çünkü ona itaat edecek, onu dinleyecek bir grup vardır, öğrenci grubu vardır. Profilardan bahsediyorum, ünvanlardan bahsediyorum. Ona itaat edecek bir grup vardır karşısında. İşte belli bir lojmanı vardır, belli bir sosyal tesisi vardır, belli bir, yani kastlaşma oluyor. Dolayısıyla bu adam işinin dışında hiçbir şey bilmiyor. Serde de köylülük var, hiç kimse kusura bakmasın. Ne yapıyor bu sefer? Üniversitede, bütün üniversitede sayısız mevzular var, bundan çöpe atılacak değerlidir. Oğlunu, kızını akademik ünvan saymıyor. Yani birisinin doktora tezi daha muhtemelen gidiyor, kendi kızını yetiştiriyor. Bir bakın üniversiteye, kaç tanesi baba profesör, ana profesör, çocuk profesör, çocuk doktor, çocuk, kızı profesör. Yani bir silsileyi merak, silsileyi izlemeye başlıyorlar. Hem toplumdan kopuksun, hem toplumu küçümsüyorsun, hem de batıyı gördüğün, batıdan nemalandığın için sen birçok profesör gibi ulusal çıkarları yerine uluslararası çıkarlara hizmet eder. Biraz daha kazanmak. Niye? Çünkü geldiği yer belli. Arzuları belli, utkuları belli, tutkuları belli. Daha fazla kazanmak için yapmayacakları şey yoktur. Ha bunlardan fikir beyanı bekleyebilir mi? Hayır, bekleyemez. Niye? Çünkü artık tamamıyla düzen eleman olmuşlardır. Düzenin elemanı olmuşlardır. Düzeni devam ettirmek için ellerine geleni yaparlar. Şimdi bu genel yapı itibariyle böyle. Ha sağ ya da sol. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman sol kesim genellikle okumuş kesim olarak duyulur. Bu budur. Yani sağ fazla okumazsın. Niye? Sağda ümmet, tarikat, biat kültürü daha fazladır. Ha solda yoktur, solda da vardır. Sonunda sıkıysa başkanı işler et bakayım ne oluyorsun falan filan. Ama şimdi benim burada değinmek istediğim, bakın biraz sonra örneklerini vereceğim.
Nedir mesele? Şimdi bize solcu diyorsun. Mesela geçtiğimiz günlerde bir gaflette bulunduk. Böyle kendine göre sıkı solcu olan biriyle bir hasbihal etme gibi bir gaflette bulundum. Kolay kolay herkese konuşmayı da sevmem de. Bunu da denk geldi. Adam aynen şunu söylüyor. Ya diyor işte biz NATO'ya girdik, İsmet Paşa şöyle yaptı, böyle yaptı, Amerikanlaştık, bilmem ne yaptık falan. İşte gerek yoktu. Niye gerek yoktu? İzaha bak. Ya işte Stalin bir sarhoş masasında şaka olsun diye ben boğazları almak istiyorum demiş. Ankara'da çok korkmuş. Onun için NATO'nun kucağına oturmuşuz. Şimdi şöyle bak. Ya bu adam kendine göre aydın. Kendine göre okumuş. Kendine göre eli bir yerinde kalem de tutmuş bir adam. Şimdi okumuş, kalem tutmuş, yazmış. Türkiye'nin belli bir sol dergisinde, gazetesinde yazı da yazmış bu adam zaman zaman. Şimdi şöyle baktım, bu adam bunu söyleyebiliyor. Şimdi bak burada nedir? Burada bir, şuur altına sinmiş korkunç bir Rus hayranlığı var. Bakın, Varşalı kompleksine bakın. Diyor ki, işte Stalin sarhoş masasında şaka olsun diye boğazlardan almak zorundayız demiş. Gülmüş, içmiş vodkasını. Bizimkiler de paniğe kapılmışlar. Onun için Amerika'nın kucağına oturmuşlar. Yani bir devlet politikası, bir uluslararası politikayı sıradan basit bir vodka muhabbetine, sarhoşluk muhabbetine indirecek kadar aşağılık kompleksinin sahibiyiz biz. Bir sarhoşun herzesinden korkmuşuz, paniğe kapılmışız bir devlet olarak. Üstelik yeni kurulmuş bütün dinamiklere yürürlükte olan bir Türk devletler olarak. Paniğe kapılmışız, Amerika'nın uzak oturmuş. Ya kardeşim, şimdi bu adama sordum. Sormadım. Şöyle baktım, baktım. Bir şey de demedim. Sen o kadar mı biliyorsun dedim. Evet dedi. İşte bunu ben falanca yerden okudum, filanca yerden. Tamam kardeşim, sen okudun ne kadar, hadi bana lazım. Şimdi bu adam bir boğazlar anlaşmasının, o diplomasi Mustafa Kemal'in İngiliz'e, Fransız'a, Amerika'ya, Ruslara karşı verdiği diplomatik savaşın acaba bir sayfası okumuş. Belli. Ama sıkı solcu. Memelen bir solcumuz. Şimdi sıkıntı zaten orada geliyor. Dediğim gibi derinliğine, yani derinliğine zenginliğin zaman standart ya da klasik ya da Doğan Avcıoğlu'nun tabiriyle gardırop solcularının da aslında pek sloganvari ilgiden öteye gitmediklerini görüyorum ve asıl ben buna üzülüyorum. Beni bu üzüyor. Çünkü niye? Şimdi bakın, bunlar sınıf tahakkümünün, yani Marksizm ya da sosyalizm, Sovyetler'de uygulanan şeklinin sınıf tahakkümünden ibaret olduğunu, bir bürokratik ve teknokrat kesimin nomenklatürü oluşturduğunu ve dolayısıyla eşitlik vadeden, toplumculuk vadeden sosyalizm, eşitlikten uzaklaşıp tamamıyla bir sınıfsal yapı haline geldiğini, bir ezici zümre haline geldiğini maalesef söylemez. Lenin'in nasıl olduğunu kaç kişi bilir acaba bunlardan? Öldüğünü nasıl, kaç kişi bilir acaba? Lenin'in ölümünde Stalin'in parmağı var mıdır, yok mudur? Stalin'in kaç milyon kişiyi telef ettiğini söylerler mi? Söylemezler. Sovyetler. Şimdi sıkıntı burada. Bu nedir? Bu emperyalizmi bize aşıladığı aşağılık kompleksidir. Emperyalizm deyince sadece sol tandaslı emperyalizm. Hayır. Din emperyalizmine bakalım. Yani bir tek taraflı olmuş olmamak için bu örneği veriyorum ben. Din emperyalizmine bakalım. Ya benim adım Reha. Türkçe'yle hiç alakası yok. Bu da din emperyalizmidir. Yani emperyalizm Türk ile Amerikan emperyalizmi değildir. Ama bizde sol Amerikan emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi, siyah. Kardeşim siyahda başka istihbarat örgütü yok mu? Var. Ama çok ama altısı var mesela dışarıda uğraşan. İşte Haganah'ı var, İsrail'i, Belçika'nın bilmem nesi var, Almanların benedeleri var. Niye? Sadece bizdeki solun cia demesi o dahi bir emperyalizm oyunudur. Eğer emperyalizmden bahsedeceksek bütün ülkelerin emperyalizm faaliyetinden bahsedelim. Benim anladığım sol budur. Benim anladığım milliyetçilik de budur. Bakın dikkat edin kavramlara. Benim anladığım sol da budur.
Benim anladığım milliyetçilikte budur. Antep Arayası olmalıdır. Cia 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 diyeceksin. Öbür tarafta diğer ülkeleri kamufle edeceksin. Yok öyle. Yok öyle. Ya da bir zamanda bunun tam tersi bu ülkede uygulandı. Milliyetçi geçinen kesim, kendilerine milliyetçi diyenler ne yaptılar? Kahrolsun komünizm, kahrolsun komünizm, kahrolsun Rusya, başka. Ondan sonra parsel parsel sattık vatanı Amerika'da, bilmem ne üstleri verdik, limanları verdik, bilmem neleri verdik. Şimdi iki türlü emperyalizmin uygulama noktasının, uygulanmasının ve halkın buna itiraz etmemesinin tek sebebi vardır, cehalet ve fikirsizlik. Bakın, devrin yargıda 4. Ceza Mahkemesi Başkanı Doktor Sami Küçük ne diyor? Bir ülke istemediği bir rejim altında yönetilmişse onun sorumlularından hesabını sormalıdır. Sormalıdır. Yani fikrini beyan etmelidir. Harekete geçmelidir. Bu bir onur sorunudur. Onur sorunu, dikkat edin. Böyle bir anayasayı alıyorsunuz ve halka ya kabul et ya diktatörlüğümü sürdüreceğim diyorsunuz. Bence onurlu bir halk buna katlanamaz. Yeni yüzyıl 2 Temmuz 1997 yaptı konuşmadır. Demek ki aydınların cehaleti arkasından fikir beyan edememe neyi getiriyor? Bir ulusa, işte benim üzüldüğüm ve sinirlendiğim nokta burası. Diktatörlüğü. Onursuzluğu getiriyor. Onursuz bir yaşama getiriyor. Ulus olma özelliğini yitiriyorsun. İtaat eden, biat eden tema oluyorsun. Mustafa Kemal ne demişti? Mülakay düşer, hakimiyet milletindir. Bitti. İşte cumhuriyet budur. Cumhuriyetin ruhu budur. Yoksa çıkıp da ben cumhuriyetçiyim. Ben ne yaptın sen cumhuriyetçi olmasın şimdiye kadar? Ne yaptınız ya? Evet. Ne demişti Mustafa Kemal? İdare baştan başa halka verilecektir. Memleketin idaresi bir halk idaresi olacaktır. Hani halk idaresi? 38'den bu tarafa var mı halk idaresi? İşte sizin demin söylediğiniz konu, yani bilsen ne yaparsın, bilsen ne yaparsın, o zaman yapmayacaksın o zaman. Ya da bir partinin kapısından içeri girdiği zaman önce ilçe başkanına hesap soracaksın, soracak ekibi kuracaksın, ondan sonra il başkanına, ondan sonra milletvekiline hesap soracaksın. Bizdeki partililer, partinin milletvekili geldiği zaman arkası adı tutarlar, lan onu yaptı, bunu yaptı, bilmem neyi yaptı. Milletvekili gördüğü zaman, sayın vekili hoş geldiniz efendim. İkiyüzlülük, riyakarlık, sahtekarlık, aşağılık bir toplum. Kim ne derse desin. Şimdi niye Türkiye bu hale geldi getirildi? Şimdi bakın Mustafa Kemal döneminde o Cumhuriyet devrimi, o Türk devletinin, ulus devletinin ruhunu aşılayan, yürüten, ana dinamo görevini yürüten kadroyu yok ettiler. Yunus Nadi, Fahri Rıfkı, Yakup Kadri, Ruşen Eşref, Hamdullah Sutli, hatta Halid Eylül, Mehmet Zekeriya, Samiha Serter, Suat Derviş. Nereye gitti bu kadro? Daha sonra ne yaptılar? Fikir beyan edenleri yok edebilmek için suikastleri devreye soktular. Bahriye Uçoklar, şunlar, bunlar Vurumuncular, Necip Ablemitoğulları. Bunlar suikast devreye. Burada suikast, bu aydınlarımıza müferiden yani teker teker verilen bir ölüm uygulaması değildir. Bu suikastlar Türk ulusunun tamamına yöneliktir. Bir ulusu sindirme politikasıdır. Yok etme politikasıdır. Ulusu yönetme politikasının bir gereğidir. Bunun başka hiç izahı yok. Aksini iddia eden varsa buyursun gelsin konuşalım. Şimdi mesela bizim solcuların bilmediği bir şey. Böbürlene işte Ruslar olmasaydı İstiklal Savaşı'nı kazanamazdık. Ya kardeşim sen Mustafa Kemal'in Mustafa Tek'ten giriş şekli yaptığın temasları Ruslardan, Lenin'den talep ettiklerini bilir misin? İstediverdi. Yani yok. İstediverdi değil. Bunun uluslararası diplomatik nedenleri var. Bir kere evvel emirde 30 milyon rubli altın istedik, 10 milyon aldık, alabildik. Çiçek'in sayesinde, Stalin'in taziki sayesinde. Peki, bu yardımı almadan önce sen Orta Asya Bolşevik Devleti Başkanı ve Orta Asya Bolşevik Orduları Başkomutanı Sultan Galiyev'in neler yaptığını bilir misin? Azerbaycan Bolşevik Orduları Başkomutanı Neriman Afun neler yaptığını, hangi diplomatik tavırlar izlediğini bilir misin?
Kırım Bolşevik Ordular Başkomutanı, Kırım Sovyet Devleti Başkanı Ahmetov'un neler yaptığını bilir misin? Bütün Müslüman Türk Bolşeviklerinin bir mektup yazıp da Lenin'e Sultan Galiyev imzasıyla ekselansları, eğer Anadolu'da İngiliz emperyalizme karşı mücadele veren Mustafa Kemal ve Kuvayi Milli Harekatı'nı desteklemez isek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki Bolşevik Müslüman Türkleri behemahal bir arada tutamayız. Bu nedir biliyor musunuz? Bu diplomatik ultimatomdur. Yani Kırım, Kafkasya, Türkistan, bütün Türkistan, yani Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan hepsi beraber. Tacikler değil. Hepsi beraber devlet başkanı ekselansları İngiliz emperyalizmine karşı direnen Mustafa Kemal ve Kuvayi'yi desteklemek zorundayız diye talimat vermiştir. Ondan sonra zaten Tengir Şeyh Tiflis'ten çıkıp Rusya'ya gidip Lenin'le görüşme imkanı bulabilmiştir. Bunu söylediği zaman öyle mi? Öyle tabii ya. Yoksa babasının hayrına Sovyetler hadi bakalım biz Mustafa Kemal'i destekleyelim alın size para. Kim yapar bunu? Hangi devlet yapar ya? Tam tersi Bilal Aydu Şart Türkiye'de Mustafa Kemal ve Kuvayi Milli Hareketi'ni destekleyen Neriman Nerimanov Stalin döneminde Mustafa Kemal casusluğu yüzünden öldürülmüştür. Mahkemede soruyorlar. Niye Mustafa Kemal'e yardım ettin? Emperyalizme karşı mücadele veriyordu. O yüzden yardım ettim diyor. Tanır mısın? Tanırım diyor. Nerede tanıştın? Tanışmadım. Ama diyor bir Türk olup da Mustafa Kemal'i bilmeyen var mıdır? Ve Bolşevik Devleti'nden bütçesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye'ye Kuvayi Milli'ye yardım ettiği için adam asılıyor. Sultan Galip nasıl öldürülüyor? Stalin tarafından gene öyle öldürülüyor. Rıskulov nasıl öldürülüyor? Gene öyle öldürülüyor. Dikkat edin. Bizim böyle çok şey bilen solcularımız şunun dahi farkında değillerdir. Lenin döneminde, Lenin ölene kadar bütün Bolşevik Devlet Başkanları Türktür. Stalin'den sonra katliamlar başlamıştır. Türk Bolşevik Devlet Başkanları yok edilmiştir. Öldürülmüştür. Ve ondan sonra Bolşevik, Stalin döneminden sonra Sovyetler'de Türk ağırlığı yok edilmiştir. Bunu dahi bilmezler. Daha da ilgili 17 Ekim günü Menşevik ordularının Bolşevik ordularını sıkıştırdığını, gene Sultan Galiyev'in Azerbaycan Bolşevik ordularının, Kırım Bolşevik ordularının Menşevik ordularını dağıttıktan sonra ihtilalin başarıya ulaştığını da bilmezler. Ne bilirler? Slogan solculuğu. Hak edin adalet eşitlik. Demokrasi istiyoruz. Evet, dediğim gibi bu suikastlerin nedeni aydın Türk ulusunu karanlığa gömmekti. Şahıslardan ziyade bir ulusa kesilen fatura ediyor. Bir ulusu karanlığa sokmak için yapılan uygulamaydı bu. Şimdi geçtiğimiz günlerde Guavere'den bahsettik. Dedi ki ben bunu özellikle Türk gençlerine söylüyorum. Guavere hayranlığı tamam devam etsin. Hatta da Türk gerillerine bakın falan filan dedik. Tabii şimdi bakın orada da galiba birileri yanlış anlamış. Şimdi Mustafa Kemal'in isyanlar, darbeler, ihtilaller tarihindeki en önemli yeri şudur. Mustafa Kemal gerilla hareketleriyle zafere ulaşamaya, ulaşılamayacağını, bunların münferit olacağını, lokal kalacağını anlamıştır. Ve Türk çetelerinin bir kısmını yok ederek, imha ederek ne yapmıştır? Onları Kuvayi Milli Ordusu haline getirmiştir. Düzenli disiplinli ordu haline getirmiştir. Peki, en büyük başarı budur. Çünkü milis kuvvetleri, yerel çeteler evet başarılı olmuşlardır, düşmanı yıpratmışlardır, şunu yapmışlardır, bunu yapmışlardır ama bir ulusu zafere götürecek çatışmalar değildir bunlar. Şimdi Mao'nun devriminde bakarsanız Mao'nun başucu kitaplarından biri Mustafa Kemal'in harekatıdır. Kuvayi Milli Harekatı'dır. Halen daha bugün Çin'de 3. ve 4. sınıflarda Mustafa Kemal ders olarak okutulmaktadır. Çin Mustafa Kemal'i Kuvayi Milli Harekatı'nı ders olarak okutuyor. Bizim bazı solcularımız Çince oluyor. Kimisi Rusça oluyor, kimisi Çinci oluyor, kimisi bir zamanlar Enver Hoca'cı oluyordu, kimisi Yugoslavya'cı oluyor, kimisi bilmem neci oluyor. Kardeşim ya,
İşte sıkıntımız orada. Bizde de Atatürk yavaş yavaş müfredattan çıkarılıyor. Tabii. Şimdi bizim solumuz her şeyci oldu. Rusçu oldu, Çinci oldu, Yandaracacı oldu, Yugoslavyacı oldu, bilmem neci oldu. Ama bir türlü çıkar olamadı. Türkiye'nin sıkıntısı bu. Benim anlatmak istediğim bu. Şimdi kadro harekatının tasfiye edilmesinden sonra İşçi Partisi'nde Mehmet Ali Aybar hadisesinden sonra Türk solunun maalesef Türk kalmamıştır. Doğrudan doğruya ve Hicim Orhan döneminde Moskova indeksi sol haline getirmiştir. Yani bunu söylerken şeyden bahsetmiyorum. Böyle CHP'den, HBAB'dan, sol harekattan bahsediyor. Fikir dünyasından bahsediyor. Peki kadro harekatını ve Türkiye, o zamanki Türkiye İşçi Partisi'ni kim bitirmiştir? Maalesef Mehmet Ali Aybar harekatını Türkiye Komünist Partisi ve İş Bankası bitirmiştir. Tabii ve Hicim Orhan'ı getiren onlardır. Şimdi bunu söylediğim bu yok bir şey. Böyle. Şimdi Kızıl Ordu, Kızıl Ordu derler. Kafalarına Kızıl Ordu koyarlar. Ama şunu hiç bilmezler. Kızıl ne demek bilir misin? Kızıl, kızıl diyeceksin de. Kırmızı. Hayır, baş kaldıran, sorgulayan demektir. O yüzden takarlar. Bütün Türk dünyasında altına altın demezler, kızıl derler. Kaç kızılın var? Derler. Şimdi, peki bir düşünün bakayım. Kızıl altın demek mi? Tabii. Tabii Azerbaycan'da falan altın demezler, kızıl. Peki bir düşünün bakayım. Lenin döneminde kurulan Kızıl Ordu adını nereden almıştır? Yok abi. Lenin döneminde almıştır. Altın ordudur. Yükseklik merdivesinde altın ordu mu? Parayla iş yapan ordu mu? Hayır. Altın ordu. Peki altın ordu kelimesi size bir şey hatırlatıyor mu? Onu soruyorum yani. Yükseklik verdi anlamında i̇şte maalesef, mı? Maalesef. Bizim bir zamanlar bir altın ordu devletimiz vardı. Aynı bölgede Ruslar, Rusya'da bulunmuş. Ne kadar yıl önce? Milattan önce. Altın ordu Türk devleti. Evet. Neyse biraz fazla kafa karışacak herhalde bugün. Fazla zorlamıyorum o konuları ayrı. Fonetik meseleleri falan filan. Şimdi ben altın kısmına takıldım. Yani Kızıl Ordu'nun adı mı? Altın Ordu, onun için zaten cazibesi. Rusya'da kurulandan bahsediyorum. Tabii altın ordu Türk devleti var. Türk devletini bırakalım şimdi. Altın ordu denmesinin sebebi, yani anılmasının sebebi, parasal anlamda... Hayır, para ne demesi? Hayır, yükseklik anlamında. Devlet diyorum, altın ordu Türk İmparatorluğu vardı diyorum. Kızıl Ordu, yani kızıl. Mesela... Kızıl zaten Türklerin ana renklerinden biri de kırmızı. Kızıl, kızılbaş. Burada iki mecazi anlam vardır yani. Bir kızılbaş da o senin dediğin gibi bilinir. Asi, isyan eden falan filan diye ama oradaki kızı da altın ilerinde gelen. Göğe çıkan. Yani mecazi anlam. Başına o kırmızıyı takanlara fikri zikri olan başka altın adamlardı. Ben kızıl sorduğunda ben de öyleyim. Ben de biliyorum. Altın evet. Dediğini yeni öğrendim onu. Evet, şu şey vardır mesela, onu okumanızı isterim. Adını unuttum şimdi, Allah rahmet eylesin, beni yetiştirenlerden biridir. Şu bizim Kızılbaş Türkler. Devasa bir kitaptır. Adını unuttum, özür dilerim. Kendisi de öteki bu dünyada, bu dünyaya beni affetsin. Nasıl benim adımı unutursun diye. Ama Kızılbaş Türkler çok güzel bir tamamlama. Ama sadece Kızılbaş dediğin zaman aşağılama unsuru olarak kullanan büyük bir boş kısım versin, var biliyorsun. Onlar boş versin, maksat boş versin. Maksat. O hikaye ondan boş versin. Şimdi gene kaynağa dönelim. Diyecekler ki bu adam çok konuşuyor, kaynak görsesi pekala gösterelim size, buyurun. Atilla, İlhan mı? Evet. Şimdi nereden başlayalım? Daha az devlet. Demokrasi diyor bizim solcularımız. Demokrasi, özgürlük, devlet falan filan. Şu bu. Ne garettir. Bizim tatlısız solcularımız da, gardırop solcularımız aynı şeyi söylüyor. Öbür taraftan İslamcılar da aynı şeyi söylüyor. Liberaller de aynı şeyi söylüyor. Demokratlar da aynı şeyi söylüyor. Devleti küçültelim, devleti küçültelim. Peki. Evet.
Sayfa 17 demişiz. Bakın. Daha önce bir sohbette bahsetmiştim Şego Avere sohbetinde. Biz de Şego Avere'yi biliriz ama biz Regis Debra'yı okuduk mu acaba demiş. Yani dedim. İşim değil. Dedim. Şimdi merak ediyorum bunu dinleyen kaç tane solcu acaba Regis Debra'yı adını duymuştur? Bence okumaları lazım. Bence bilmeleri lazım. Çünkü Şego Avere profesyonel bir geliyor. O Güney, Latin Amerika'da mı savaşmıştır, Avrupa'da sol patriot hareketlerinin yanında yer almıştır, Çin'le mücadele vermiştir. En son görevi nedir biliyor musunuz? Mitterrand'ın siyasal danışmanlığını yapmıştır. Yani öyle sadece pafkü pafkü, gerilemenle falan filan hikaye değil. Mitterrand'ın uluslararası siyaset danışmanlığı yapmıştır. Şimdi Regis Debra yeni dünya düzeni. Taraftarlarına istiyorsa yeni dünya düzeni kurulacak, daha az devlet, daha bilmem ne işte yerel yönetimlere özellik falan filan. Regis Debra şunu yazıyor. Diyor ki, daha az devlet, daha çok özgürlük, daha mütevazi bir devlet ve daha girişimci bireyler istiyoruz. Ne demekse bu. Yeni düzenciler öyle diyorlar. Özgürlük, daha az devlet, daha çok özgürlük, birey. Ne demekse bu diyor Regis Debra. Peki bunun adını neden daha az cumhuriyet istiyoruz diye koymuyorsunuz? Dikkat edin. Aynı kesimler hep aynı şeyi söylüyor. Devlet küçülsün falan filan. Regis Debra diyor. Yurttaşların özel olarak var olmalarının belli bir merkezi otoriteyi gerektirdiğine dikkat edin. Ve kamusal çıkarların kendinden emin ve egemen baskı gruplarına hakim olması gereğine inanmıyor musunuz? Cumhuriyet ne jandarma devlet, ne işletmeci devlet, o daha fazlası çok daha kapsamlı bir programdır. Devam ediyor. Aynı şeyler laiklik için de geçerli. Çünkü laiklik, Fransız tarihinin değişmez değeri, siyasi uygulamalar seyrekleştikçe, laiklik daha çok tarikatların, dikkat edin, dikkat edin, çok önemli tespit. Laiklik daha çok tarikatların, çetelerin ve kiliselerin çevresinde aranıyor. Oysa devletin gücünün azalması demek, din adamlarının ve mafyaların gücünün artması demektir. Dikkat edin. Sosyolojide olaylar coğrafya değişebilir ama ana kurallar pek değişimi göstermez. Nüans çapında değişti. Evet, mafyaların gücünün artması demek. Bir yanda imam, papaz, mürşit bilmem ne, bir yanda para ve medya babaları. İşte bizim başından beri vurguladığımız vehamet, tehlike. Sıkıntı burada başlıyor. Şimdi Regis Debray'dan devam ediyorum gene. ABD'nin Fransa arasındaki farklılığı açıklamada paragraflar da var yazdığı kitaplarında. Kitabında özellikle. Şimdi aslında bu din, dinler arası diyalog, kültürler arası anlaşma gibi anlaşmalar, uygulamaların tamamıyla Amerikan politikası olduğunu açık açık yazıyor. Ne diyor bakın. Bunu bizimkiler bilirler, bilenler bilirler, bilmeyenler zaten bilmezler. Amerikan modelinin kafasını kemirdiği siz, Amerikan politikasının dine bandırıldığını unutmuş olabilir misiniz? Evet, Amerikan politikası temelde din vardır. Amerika'da üniversiteler dahi dini gruplar üniversiteleridir. Bu bildiğimiz belli başlı. Kolejler, dini grupları kolejleridir. Şimdi oraya gidiyoruz, dikkat edin. Oraya gidiyoruz. Devam ediyoruz. Orada federal devlet birleştirici bir güce sahiptir. Çünkü bir, teolojiye bağlanmıştır. Neye bağlanmış? Teoloji. Teoloji ne oluyor? Dinler herhalde. Eğer merkezci, dinsel inancın karşı ağırlığı tarafından dengelenmemiş olsaydı, merkez kaç eğilimli ekonomik bireycilik Amerika'yı çoktan bölüp parçalamış, herhangi bir azınlığın komşusuna karşı savaşına çoktan yol açmış olurdu. Yani bu ne demek? Anlamayanlar için tekrarlayayım.
Amerika'daki bireycilik, yani kapitalist sistemin getirdiği bireycilik diyor. Eğer teoloji tutkalı din tarafından bir araya getirilmemiş olsaydı Amerika çoktan parçalanmıştı. Demek ki Amerika aslında ne? Bir teolog devlet, teolojik bir devlet. Şimdi devam ediyoruz. Amerikalı olmak demek, Allah'a ve Amerika'ya inanmak demektir. Var mı sizin derde? Var mı? Amerikalı olmak demek, Allah'a ve Amerika'ya inanmak demektir. Aksini iddia eden varsa bir tek şey söylüyorum. Bir Amerikan dolarının üstüne baksınlar. Ne yazıyor orada? In God we trust. Allah'a inanırız. Paranın üstüne yazıyor. Üstüne bir göz koymuş, bütün dünyayı gözetiyor. Dolar, dolara gittiği yerde de ben seni takip ediyorum, görüyorum diyor. Neyse. Fransız istisnası ile alay eden sizler, tergiste veren atıyor. Yani siz diyor Fransızlarla alay ediyorsunuz falan filan diyor, Amerikacısınız ama diyor, devam ediyor. Fransız ulusunun dininize karşı vücut bulmuş olduğunu, buna karşılık esin kaynağı olarak gördüğünüz Kuzey Amerika ulusunun din tarafından yaratılmış olduğunu görmezlikten gelemezsiniz. Fransa'da din yoktu diyor. Lahir vardır. Şimdi Fransa 1789'dan bugüne gelene kadar çok ihtilaller oldu. Çok ihtilaller oldu. Çok geldi, şeyler değişti. Yapılar, devletin yapısı değişti vesaire vesaire. Günümüzde çimento olarak neyi kullanacaksınız? Yani toplumun birleştirmek için çimento Amerika diyor. Dini kullanmış. Siz neyi kullanacaksınız? Sporu mu? Bilimi mi? Bireyciliği mi? Yandaki tapınaktan süpermarketi çıkartıp almak. Vurguladım, tüketim toplumu yaratmak. Süpermarketten kastı o. Lükse özendirmek, tüketim toplumu yaratmak. Ve ABD'nin programı ülkemizi ithal etmek demek. Uzlaşma sağlanmaksızın toplumsal eşitsizlikleri, mesihçilik olmadan mesihçiliği yayan mekanizmaları ithal etmek demektir. Kime söylüyor bunu? İşte Mitterrand'ın danışmanları Fransızlara söylüyor. Biz kendimize bakalım diyor. Amerika'daki bir sistemi Fransızlara uygulayamazsınız. Ve tek ve bölünmez cumhuriyeti dinsel, ırksal, cinsel cemaatlere, bölgelere bölünme etmek demektir. Ne demek? Yani diyor, Amerikan modelini Fransa'ya uygularsanız tek ve bölünmez cumhuriyeti ne yaparsınız? Dinsel, ırksal, cinsel cemaatlere, bölgelere bölünme etmek demektir. Ne kadar? Kaç dakikamız kaldı? 12.42. 3 dakikamız. Evet. Bilmiyorum yani biraz dozajı nasıl oldu, biraz ağır mı oldu, hafif mi oldu bilmiyorum ama bunları çoktan anlatmak istiyordum. Yani bizim solumuz hakikaten kendine gelmeli. Türk solu, sol, Türkiye'deki sol akımlar Türk solu olabilseydi Türkiye bugünlere gelmezdi. İstanbul'da bir grup gençler Türk solu harekatını doğurdular. Çok ciddi mücadeleler verdiler. Çok da tazike maruz kaldılar. Ama son zamanlarda onların da galiba biraz ekonomik şartlardan dolayı sesi soluğu kesilir gibi oldu çocukların. Bu konuya aslında ben derim ki devam edelim. Bugün edebiliriz. Yok bugün. Yoruldum artık. Şimdi, ben yaşlı ve yorgun bir adamım. Çok fazla üstüme gelmeyeceksin. Reha Öğren çok eğitimsiz konuştuğu için biraz da kitap diliyle konuşuyor. Ben bazen Türkçeleştirmek zorunda kalıyorum senin konuştuklarını burada. Peki ben daha... Türkçe maali değil. Ben daha Türkçesini söyleyeyim mi? Sözün özü şu ki, Amerikan emperyalizmi diye bir şey var. Yok, emperyalizmin kendisi var. Bütün emperyal sisteme karşı çıkmak lazım. Solcu olmak, yani fikir sahibi olmak daha doğrusu bunu gerektirir. Ben tabii bizim elimizde sadece şu anda Amerika'ya karşı sadece bir şey var. Yok, sanki evet. Diğerleri daha iyiymiş gibi, diğerlerini benimsemek emperyalizmdir. Ve herkese karşı kendi cumhuriyetini, kendi ulus devletini korumak adına da kendi vatandaşlığını göstermek zorundasın ama biz bunu yapmıyoruz. Ne, çünkü bizim solumuzda Türkçe olmak kusur olmayan bir şey. Faşist. Faşizmi. Bırak Türkçü. Türk dediğiniz zaman faşist. İnsanlar neden faşist olmaktan korkar? İnsanlar neden faşist olmaktan korkar?
insanlar neden Türk olmaktan korkar? Tamam, onu soracağız. Şimdi mekanı cennet olsun. Ebu Feyzel Çelebi'nin bir lafı var. Kendisine Türk düşmanı ya da Türk olmadığını söyleyene karşı Türk olduğunu söylemeyin bizden. Çok önemli. Çünkü Türk olmak bir şereftir. Tanrı onu o şereften yoksun bıraktıysa bırak orada kalsınlar. Ben de iki tane şeyi anlamaktan şey yaparım, yani garipserim. İnsanların bir Türklüğü reddetmesini, bir de milliyetçiliğin. Bu sanki faşizmmiş gibi, solcunun bunların üstünde oynanması çok enteresan zaten bir şey. Cehalet, aslında cehalet. Solculukta, aslında solculukta vardır zaten. Efendim cehalet. Nedir? Ne anlatıyoruz 45 dakikadan beri? Fikirsizlik, bilgisizlik, fikirsizlik ve cehalet diyoruz. Bak bir daha söylüyorum. Sen böyle çok elitist anlatıyorsun yani. Çok kitap varlık konuşuyorsun. Ben Türkçeleştirdim. Ya fikirsizliğin Türkçesi mi varmış Allah Allah? Fikir, cahil cahil işte yani. Ne diyeceğiz herife yani? Şimdi sözü ben şöyle kapatacağım. Atatürkçülüğü ve milliyetçiliği yatsıyarak solculuk yapmak gafletine düşen bir sol. Bir daha okuyayım mı? Atatürkçülüğü ve milliyetçiliği yatsıyarak solculuk yapma gafletine düşen bir sol, Türkiye'de hiçbir zaman başarılı olamamıştır. O yüzden de solu maalesef. Olamaz da. Sol iktidara gelemiyor. Olamaz da. Yani... Türk milliyetçiliği, Türk halkının alın terini yabancı çıkarlara karşı korumak demektir. Hiç duydunuz mu lafı? Kimin lafı? Değil mi? Kimin? Uğurumcu. Evet. Neymiş? Atatürkçülüğü ve milliyetçiliği yatsıyarak solculuk yapmak gafletten düşen bir sol, Türkiye'de hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Olamaz da. Türk milliyetçiliği, Türk halkının alın terini yabancı çıkarlara karşı korumak demektir. İmza Uğur Mumcu. Teşekkür ederiz. Kozmik Radyo'da sunduğumuz Kozmik Radyo programının da sonuna eriyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 12'de Kozmik Radyo'da sanırım bu konuya devam edeceğiz. Yeni konularla mı çıkarız, bundan mı çıkarız bilmiyorum. Kısmette ne varsa artık. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kozmik Radyo'da yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programımız her zaman olduğu gibi müzikle devam ediyor. Bizimle kalın. Ve sağlıkla esenle kalın.